Herkese merhaba arkadaşlar. Ebru sanatı çok hazırlık gerektiren bir sanat dalı. Bunların en önemlisinden bir tanesi de kitle karma mevzusu. En ayarlı ve hızlı şekilde kitle nasıl kırarız? Bugün size bundan bahsedeceğim. Beraber bir teknik bir kitle hazırlayacağız. Ekstra kereşim kullanarak, yani deniz kadayıfı kullanarak başlayalım. Nasıl ayarlayacağımızı gösterelim. Evet arkadaşlar. Kovama ortalama bir tekne olan 35'e 50 teknesini baz alarak 9 litre su koydum. Yani 35'e 50 standart ölçülerde bir tekne 10 litre yakın su alıyor. Ben buna 9 litre koydum. 1 litre de ayar gerektirdiğinde koyabileceğim pay kalsın diye bu şekilde bir oranlama yaptım. Yani şu an bu kovanın içerisinde 9 litre su var. Peki ayarımı nasıl yapıyorum? Her ustanın kendine göre belirlediği bir standart vardır. Ben de kendime böyle bir çay bardağı baz alıyorum. Bundan bir tam, bir de çeyrek diyebileceğim miktarda deniz kadayıfını katarak çırpıcıyla, çubuk blenderla karıştırıyorum. Yaklaşık 6-7 saat sonra artık yapabilirim. Fakat en güzeli, en iyisi bir gece dinlendirip ondan sonra çalışmak. Hatta ben bir gece kitlerimi kaldıktan sonra dinlendiriyorum. Ayar gerekiyorsa ayarını yapıyorum. Bir gün de öyle dinlendikten sonra Ebru'ya başlıyorum. Ama işte ben bugün Ebru yapmak istiyorum diyen kişiler kitlesini kaldıktan 6-7 saat sonra eğer hala topaklar varsa diye biten çoraptan süzüp tekneye alırsa kitresini çalışabilir. Bunda bir sıkıntı olmaz. Eğer tabi yani blenderla yapıyorsanız daha da kolaylaşır işiniz. Çubuk blenderınız yoksa bu gördüğünüz çırpıcıyla da yapabilirsiniz ama bununla daha sık karıştırmanız lazım. Yani çubukla işte 2 saatte bir kere 2-3 dakika çırpmanız yeterli olur. Fakat bu çırpıcıyla biraz daha hani saatte bir karıştırmak gerekebilir topakları kolay erisin diye. Şimdi şöyle demiştim sizlere. Bundan bir tam çay bardağı dolduruyorum. Şu şekilde aldım. Bir yandan dökük bir yandan çırpmaya başlıyorum. Bir tam koymuştum, bir de çeyrek miktarını koyuyorum. Şu kadar bir miktar daha ekliyorum. Aynı işleme. Evet, gördüğünüz gibi parçaları hala içerisinde duruyor. Bunları da yine 1-2 saat sonra bir kere daha blenderla geçtiğim zaman artık kalmayacaktır. Zaten zamanla kendisi de içinde çözülecektir. Ondan sonra artık kitremiz kullanabilecek kıvama gelecek bir gece dinlendikten sonra. Ben bunu bir gece dinlendireceğim. Daha sonrasında ayarına başlayacağız. Takıldığınız bir konu olursa yorum yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.